Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Corsair'in Night Sword RGB oyuncu faresini inceliyoruz. Corsair'in Night Sword RGB faresi tam bir oyuncu faresi. Bütün özellikleriyle e, profil desteğinden ekstra tuşlarına kadar tipik bir oyuncu faresi ve sağ el kullanıcıları için tasarlanmış. Öncelikle bu fareyi alır almaz yapacağınız ilk iş IQ yazılımını indirmek. IQ yazılımını indirmekle de bitmiyor. Hemen çalıştırın. Yazılımın kendisinin güncellemesi var mı diye kontrol edin. Çünkü benim e, deneyimimde yazılımı indirdim ben. İndirir indirmez içinden update et dediğimde yazılımı kendisi de update oldu. Halbuki yani normalde indirdiğiniz versiyonun en son sürüm olması gerekir. bu güncellemeyi yaptıktan sonra zaten sıra bunun firmware update'ine geliyor. Ona da yaptı, onu da birkaç saniye içinde olan bir iş. Buna güncellemeyi, son güncellemesini yapıp ondan sonra ayarlarınıza başlayın. Çünkü bu farede çok fazla ayar var. Öncelikle fiziksel kısmını söyleyeyim. Bu fare ışıl ışıl bir fare. RGB'nin hakkını çok fazla veren bir fare. Zaten detaylarda göreceksiniz. Bütün tabii ki ayarları kendi istediğinize göre yapabiliyorsunuz. Size e, şöyle bir şey de var. RGB hiç sevmeyenler kapatabilirler. Önce onu söyleyeyim. Yine sevmeyenler ama bari bir işe yarasın, almışız diyenler bu ışıkların anlamları, e, bu ışıkları anlamlandırabilirler. Bir şekilde sonuçta. E, hiç RGB olmaması da şu anlamda kötü. Bunun gibi bir sürü DPI ya da profil destekleyen farelerde bir şekilde onu görmemiz lazım. Hangi profildeyiz, hangi DPI'deyiz. İşte onlar bizimle buradaki LED'ler aracılığıyla konuşuyorlar. Tabii bir de etrafında yanan biraz daha şekil amaçlı olan LED'ler var. Bunlar da yine kendi istediğiniz şekilde amaca göre ayarlanabilir. Ya da bilgisayarınızın geri kalan ışıklandırmasına uygun şekilde çalışabilirler. Hepsi IQ yazılımı ile çok rahat yapılıyor. Onun dışında bunun 8 tane tuşu var. Şöyle bir defa yapı olarak sağ el faresi olduğunu söylemiştim. Şunu görüyorsunuz. Baş parmağınız dinlenebiliyor bu şeyin üzerinde. Çıkıntının üzerinde. Bu çıkan bir şey değil. Bu burada kalıcı. Onun da ama altında tabii ki kayganlığı bu yüzeye de yaymak için burada teflon malzemesi kullanılmış. Altına bakmışken burada şöyle bir parçası var. Birazdan çıkartacağım onu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz böyle çıkıyor. İçi boş şu anda. Onun içini şuradaki ağırlıklarla doldurma, dolduruyorsunuz. Şart değil ama e, bu farenin bir özelliği bu. Ne işe yarıyor derseniz fare ağır bir fare değil. E, ben böyle kullanmayı tercih ettim ama bazıları ya bu hafif ya da ben daha işte eski farem daha ağırdı ona alıştım. Buna e, alışamadım diyorsanız bu ağırlıkları kullanarak fareyi kendiniz ağırlaştırıyorsunuz. Onu da şöyle yapmışlar. Şöyle Yazılımın içinde bunun kalibrasyonu var yani o ağırlıkları da gelişik güzel dağıtmayın diye bir ağırlık merkezini gösteren bir yazılımı var. Ona uygun şekilde takıyorsunuz ağırlıkları dolayısıyla farenin dengesi bozulmuyor. Daha sonra kullandığınız mousepad tabi bunu alanlar ben zannetmiyorum ki masa üstünde kullansınlar. bir Mousepadde kullanacaklardır o mousepadin Üzerinde bunu bir ayar yapıyorsunuz kalibrasyonu var. Ona göre kendini ayarlıyor. Baktığımda ben e, bu bunun fark ettirdiğini gördüm. E, onu söyleyeyim siz de fark edeceksiniz muhtemelen. O yüzden yapılmasını tavsiye ederim. Farenin elinizin terlediği bütün yüzeylerinde dokunma e, dokulu bir yapısı var. Şuralardaki kavuşuk. Baş parmağınız işte şu kısım. Üstünün yarısı. E, kolay kaymasın diye e, tasarlanmış. Güzel olmuş. Benim elime rahat oturdu. Bunda, ben genelde fareleri avuç içinde kullanıyorum. Dolayısıyla bunu da öyle kullandım. Bir rahatsızlık hissetmedim. Farenin tuşları üzerinde, şurada iki tane, e, şurada da iki tane olmakla beraber DPI ve e, şey ayarına, profil ayarına ayrılmış durumda varsayılan olarak. Ama bunlar böyle kalmak zorunda değil. Hepsini ayarlayabilirsiniz. Kontrol tuşu, e, pardon ortadaki tuş yine o da klik e, ama değiştirilebiliyor. Şurası biraz özel. Çünkü burada işte esas kullanacağımız iki tane ilave tuşuyla sniper tuşu var. Buna sniper tuşu deniyor da bunu da tabii ki istediğiniz şeye ayarlayabilirsiniz. Özelliği şu bir e, hızlı hızlı oyun oynarken sniper tüfeğini aldığınız zaman hassasiyeti düşürmek istersiniz. İşte onu aniden yapabilin diye tek vuruşta e, buna basıyorsunuz DPI arı o neyse ona geliyor. İşte siz 2000 DPI'de oynuyorsanız buna basınca isterseniz 400 oluyor ama isterseniz ayarlarsanız 100 de olabilir. Bunun ayarı da bir DPI hassasiyetiyle yapılıyor. Bu oyuncu faresi olmayanlarda mesela yüzer yüzer giderken ya da daha giriş seviyesi olanlar yüz yüz giderken bunda bir DPI. 18.000 DPI maksimumu onu da söylemiş olayım. Bu da zaten artık çoğumuz için çok uçuk bir değer kendi içinde hafızası var. 3 tane profil bunun içine sevleniyor. Yani IQ yazılımından ya daha doğrusu genel olarak yazılımlardan hoşlanmayanlar için iyi haber. Çünkü o, orada bir kere ayar yapıp IQ'yu silseniz bile ayarlarınız bunun içinde kalıyor. Ya da bunu başka bir bilgisayara taktığınız zaman yine sizin programladığınız bir şekilde çalışmaya devam ediyor. IQ yazılımının tuş atamasında birazcık hep söylüyorum alışmak gerekiyor. Çünkü daha çok makro atama için varsayılan olarak yapılmış. Siz listeden işte tuşları seçiyorsunuz. Ben hep öyle atıyorum. Yani işte şu shift olsun bu alt olsun diye ben atadığım için tuşları o şekilde seçiyorum. Biraz daha açıklayıcı olabilir IQ yazılımının tuş atamalarını yaptığı. Yani bazen yaptığını anlamıyorsunuz. Ee, yanlışlıkla başka tuşa atamış oluyorsunuz özelliği. Ee, alıştıktan sonra mesele yok. Ama daha basit olabilir. Ee, IQ yazılımının sunduğu e, özellikler genelde iyi. Ve e, çok değerli toplu. O yüzden o, e, gereksiz bir yer kaplamıyor. O açıdan seviyorum. E, genelde Kurulu bırakıyorum ben IQ yazılımını. E, ayarlarımı yapmış olsam bile arada bir çünkü sonuçta e, firmware update'i e de gelecek buna. Şimdi şöyle bir durum var oyun oynarken ben çok tuş ataması yapıyorum fareye e, dolayısıyla fazla tuş olsun istiyorum. Fakat genelde bu oyuncu farelerinde şöyle bir durum var iki tanesi tuş DPI ayarına ya da profil ayarına şu ikisi şu dördü e, rehin alınıyor onlar tarafından siz sadece şuradaki üç tanesinde kalıyorsunuz. Şimdi bunu şöyle kurtarabilirsiniz mesela buradaki tuşlar zaten çok kolay basılabilen tuşlar ya elinizi biraz geri almanız gerekiyor. Daha seyrek kullandığınız komutlar için bunları özgürleştirmek isterseniz e, profil seçme işini yazılıma bırakabiliyorsunuz. İşte IQ'nun orada bir avantajı var. Yani diyorsunuz ki işte Counter Strike şu profille başlasın diyebiliyorsunuz. İşte e, çok alakasız bir oyun başka bir profilde ise onunla başlasın diyebiliyorsunuz. O sayede oyuna girerken profil seçileceği için oyun esnasında profil tuşuna çok ihtiyacınız olmaz. Bu sayede bunları özgürleştirebilirsiniz. Eğer DPI ayarlarını istemiyorsanız yani onlara başka bir şey atamak istiyorsanız onu da şöyle kurtarabilirsiniz. Oynadığınız fix bir DPI arayı var diyelim 2000 DPI onu ayarlarsınız şuradaki sniper tuşundan da sizi yavaşlatan ya da işte sniper gibi hassasiyetin düşmesi gereken durumlarda kurtaracak DPI ayarı neyse onu atarsınız. 2'de bir DPI yukarı aşağı oynamak zorunda kalmayacağı için bu tuşları da özgürleştirmiş olursunuz. Bu arada oyuncu faresi tanıtıyoruz ama ben bütün oyuncu ekipmanlarına aynı şeyi söylüyorum. Oyuncu ekipmanları oyun bıraktığı oyunu oynamayı bıraktığımızda kenara koyduğumuz ekipmanlar değiller. Yani oyuncu faresiyle oyun oynadım. Şimdi e, ofis faresiyle de e, Word, Excel kullanacağım. Öyle bir şey yok. Hepimiz bu fareleri kullanmaya devam ediyoruz. Klavye aynı şekilde, monitör aynı şekilde. Bundan faydalanın. Şöyle ki üzerindeki bütün tuşlar masa üstündeki uygulamalarda da çalışıyor. Word'de de çalışıyor, Excel'de de çalışıyor. Chrome'da tablar arasında geçerken de çalışıyor. Hatta işte çoğu kişinin kullandığı oyunlardaki Discord'da da e, mute gibi özellikler buna atanabiliyor. Çünkü zaten bunda öyle bir sınır yok. E, yazılımı bütün e, bütün tuşların yerine geçebiliyor bu e, buradaki ilave fareler dolayısıyla kısa yolları atayabiliyorsunuz. Kombinasyonlar da yapabilirsiniz. İşte Alt F4 yapabiliriz benim tuşlarımdan bir tanesi Alt F4 mesela pencere kapatmak için. Evet. Onun dışında kopyalı yapıştır yapabilirsiniz. Ee, bunları bu şekilde de kullanın. Böylelikle hiç olmazsa oyun dışında da bu farenin tuşlarını bir işe yaratmış olursunuz. Alışırınca ondan da vazgeçemeyeceksiniz. Ee, ben mesela şu anda e, kendi faremde de tuşları hepsini Windows altında da çalışacak şekilde ayarladım. Boş tuşum yok. Ee, deneyin bir kendiniz karar verin. Ee, FPS oyunlarında test ettim sadece ee, onu da söyleyip ve gayet memnun kaldım. Benim için şey çok önemli. Alıştığım fareden yenisine geçtiğim zaman oyun kötüye gitmemeli. Hani ben çok iyiye gitmesini tabii ki isteriz de kötüye gitmemesi lazım. Çünkü alışkanlık bir yerde sonuçta insan sürekli 10 sene aynı fareyle kullanabilir bırakırsanız alıştığı için. Ama değiştirmeniz gerektiğinde en azından bir öncekinin tadını vermeli, üstüne de bir şeyler katabilmeli. Benim bütün farelerdeki itirazım şu. Bu buradaki tuşun sağ sol klik olmaması mesela benim için eksik ve bu benim çok alıştığım bir şey tek klik çalışıyor. Bunun hassasiyeti bir tane. Hani daha hızlı ya da yavaş olmuyor. Ama iyi. Hani çok fazla da bize direnç uygularsa rahatsızlık veriyor. Klik olarak da basınca iyi. Bunlar omron tuşlar. Hepsinde zaten aynı oldu artık. Uzun ömürlü olanlardan. Şunu iyi ayarlamışlar. Buradaki tuşlar çoğu farede benzer farede görüyorum. Eğer biraz daha içeride olursa yanlışlıkla basılmaya çok müsait. Özellikle DPI ayarı atayanlar için kabus olabiliyorlar. Çünkü bir anda heyecanıyla oyunun DPI ayarınızı değiştiriyorsunuz. E, öldürüyorlar tabii. O yüzden birazcık bu tarafa koymuşlar. Yanlışlıkla basma ihtimaliniz çok zor. Basmak istediğinizde parmağınızı birazcık kaldırmanız gerekiyor ama ben rahatsız olmadım. Buralara daha çok ikinci yollar. daha oyunda sık kullanmadığınız şeyleri atamakta fayda var. Mesela ne olabilir? Envanter ekranına girmek gibi şeyler buralara atanabilir. Burası daha acil durumlar. Sık kullandığınız tuşlar shift olabilir, alt olabilir, kontrol olabilir bunlara atanacak. Bunlar da baş parmağımızdan biraz yüksekte duruyorlar. Sürekli eliniz onun üstünde değil. DPI'ye daha çok önem, e, sniper tuşuna daha çok önem verilmiş. Parmağınız neredeyse onun üzerinde sürekli durabiliyor istediğiniz zaman. Bunu bence kullanın. Daha önce hiç böyle bir sniper tuşu kullanmadıysanız ve FPS oyuncusuysanız tavsiye ederim. E, alışırsanız bayağı fark yaratıyor. Çünkü şuradan DPI destek, değiştirmek bana hiçbir zaman pratik gelmedi. 119 gram ağırlığı var kendi halindeyken. İşte bir de siz buradan ekliyorsunuz. 120 değişik kombinasyon yapıldığını söylemiş Corsair buradaki ayarlarla gramlar, gramlarla kaç gram onlarda işte 4.5 gramla 2.8 gram olarak ayrılmışlar. 3-3 6 tane ağırlık sonuçta. Bakayım başka hani ne anlatacağım. 1.8 metrelik şuradaki örgülü kabloyu görüyorsunuz. Başka da şöyle 50 milyon klik olduğunu söylemiş Corsair. Genel olarak böyle ben kendi oyunlarımda memnun kaldım. İyi bir oyuncu faresi olduğunu düşünüyorum. Yani yapılacak her şeyi düzgün yapmışlar. İşte bu RGB olayı da günümüzün modası. Sevmezseniz kapatabilirsiniz. o seçeneğiniz var. 80 dolar diyor şu an çünkü Türkiye'de satılmıyor bu buyurun. Gelmek üzereymiş. Biz incelemeye bayağı erken geldiği için yetişmedi Türkiye fiyatı. Ama 80 doları işte günün kuruyla çarparsanız aşağı yukarı yukarıya doğru yuvarlayın. tutacağını düşünüyorum pahalı bir oyuncu faresi ama işte e, aşağılara indiğiniz zaman ekstra tuşlar gidebiliyor. Ya da işte yazılımlar bu kadar detaylı seçenekler vermiyor. Burada da maalesef segmentasyon olayı var. Parayı verdikçe bazı özellikler açılıyor. Kıstıkça bazı özellikler kapanıyor. E, tabii ki rakiplerine de bakın. E, birazcık şey çünkü bu iş. Elinize oturuyor mu oturmuyor mu meselesi. Ben fareyi incelemeyle almanızı önermiyorum. Gidip denemeyle almanızı öneriyorum. Bu el buna güzel oturdu mu Tamam en önemli şey o. Ha, ben iyi kötü bir oyuncuyum bu fareyi alırsam birinci olur muyum listelerde olamazsınız. Onu unutun öyle bir şey yok. Her konuda olduğu gibi oyunun kendisine vakit ayırmanız gerekiyor. Oraya çalışmanız gerekiyor. Bunlar zaten iyiyseniz o konularda sizi artık biraz daha ileri itmeye yarayan birazcık da konfor maksadıyla aldığımız ürünler. Ama işte benim gibi farenin üzerinde çok tuş seviyorsanız da standart o farelerle oyuncu faresiyle pek yapamıyorsunuz e, işte ben o yüzden üstünde şu tuşları arıyorum açıkçası. E, defa da alışınca başka fareye geçemiyorsunuz. Geçtiğiniz zaman kısıtlanmış hissediyorsunuz kendinizi. Bir de tabii ayarlanabilirlik olayı var. Bunda hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Yazılım her şeyi sunuyor. RGB'siz farede kalmadı. Onu da dediğim gibi birazcık kendi avantajınıza kullanın. DPI'yi göstersin. işte profili göstersin. zaten onun ekstra şurada ayar, kendi redleri var üzerindeki ledleri de artistik maksatla artık ayarlarsınız. Ee, böyle tekrar söyleyeyim bu Night Sword RGB modeli ağırlık desteklemesi e, bunun ayrıcalıklarından bir tanesi olsa da olur olmasa da olur ama işte dediğim gibi alışkanlığınız daha ağır bir fare ise o zaman bunları kullanırsınız e, değilse kutusundan çıkmaz e, kullanmazsınız ya da dersiniz ya buna para vereceğime işte Corsair'in de bir sürü başka faresi var onlardan birine bakarım o da olur. Artık dediğim gibi karar sizin. Bu düzgün bir oyuncu faresi FPS oyun severlere tavsiye edebilirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.